Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertifteki haberlerini huzurunla sunuş kutlarışımız. Kınem size dağıtınlar ekranımızı bozsun. Xitayning Yevropa İttifakı'daki casusluk kılmışı aşkarılınıp kaldı. Germaniya taratqularining oshkorlashicha Yevropa ittifoqining ma'lum bir sobiq amaldori Xitoyga josuslik qilish bilan ayiblanib, tekshirilishga boshlagan. Germaniya Aynak haftalik jurnalining bu vaqtdagi xabarida josuslik bilan ayiblanuvchining germaniyalik ekanligi, burun Yevropa ittifoqida diplomatiya amaldori qatorliq turlik vazifalarni o'tiganligi, navbatda toralg'u va ishxonalarining tekshirilishga boshlanganligi ko'rsatib o'tildi. Mazkur amaldor 2017 yili Yevropa ittifoqidagi xizmatini oxirlashtirib, Germaniyadagi ma'lum lobbychilik shirkatida ishlashga boshlagan va shu yildan boshlab yana 2 kishini yollab Xitoyni maxfiy uchur bilan ta'minlagan. Garchi Xitoyning Yevropadagi josusluk harakatlarini kuchaytirayotganligi ko'plab tilg'a ilinib kelgan bo'lsa-mu, aloqador doiralar izchil dalil isbotga erishalmay kelgan. Mazkur amaldorning josusluk qilmishi rasmiy dalillansa, Yevropaning Xitoy josusini qo'lga tushirgan oz uchraydigan deloning biriga aylandigan. Xitoyning 27 yezini milliy alohidalikka ega yeza deb bekitishi diqqat tortdi. 16 yanvar Tangritog to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy Millatlar ishlari komiteti atalmish avtonom rayon va diviziyadan 27 o'rinni atalmish asollik millatlar alohidalikiga ega yeza deb bekitish haqida uqtirish tarqatgan. Xabarda bu 27 yeza Qarmay, To'qson, Kucha, Sanji, Bo'rtala, G'ulja, Altay qatorliq shahar nohiyidagi 25 yezini öz içiga aldıganlığı. Şarkı Türkistan'daki yezi egelik diviziyesiyle karşılık yezilerden ikisi varlığı bildirildi. Xitay tecavüzcileri Şarkı Türkistan'da 2017 yıldan başlap atılmış güzel aile kuruluşu, hoyla aramlarını tazlap pakiz muhit yaratışnamada Şarkı Türkistan halkının hoyla aram öy bisat medeniyetini bozup taşlaş hareketini kozgan. Xitay bu hareket arkalık Şarkı Türkistan halkının öyüdeki süpü kanlarını uyuk tekçilerdeki nakışlarını bozup, Uyghur medeniyet adeti boyunca bezelgen yotkan körpülerini Xitay medeniyet uslubuğa özgertgen. Tahlilçiler Xitay tecavüzçileri halkaradı paşbuluşku başlayan Şarkı Türkistan medeniyetini yok kılış cinayetini yoşuruş üçün Şarkı Türkistan'ın birkaçı nahiye şehirlerde pekat birkaçı yerinin milliçi alahidlikini sayahat uğrunu süpitede saklap gelip kalgan yerlerinin hemmesini Xitaycılaştırış. Milliçi alahidliki saklap gelinip sayahat uğrunu kılınan yazılarını xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashdan iborat rezil maqsadiga yetish uchun qilayotganligini bildirishmoqda. Xitoy Falastin xalqining ko'zini bo'yashga urindi. 15 yanvar Xitoy diplomatiyasi organ to'rbetida bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilarining Falastinda turishliq ish bajarish o'rni atalmish Xinjiang masalalari temasida muhokama yig'ini o'tkazib, Falastin xalqining ko'zini bo'yashga urindi. Xitoy mazkur muhokama yig'iniga Falastinda hokimiyat yurgizayotgan Fatih tashkilotining markaziy komitet a'zolarini taklif qilgan. Muhokama yig'inida yaqindan beri ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan basturi siyosati va Xitoyning Sharqi Turkiston xalqini lagerlarga qamab, dinidan voz kechishga majburlash qilmishini yolg'onga chiqargan. Hatto Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan jinoyatlarini g'arb ellari o'ydirib chiqargan degandek yolg'on so'zlarni qilish orqali Falastin xalqining diqqatini boshqa tarafga burashga urinigan. Muhokama yig'indi yana Sharqi Turkistonning taraqqiyoti haqidagi soxta suratlarni ko'rgazma qilib, Sharqi Turkistonning intan yaxshi taraqqiy qilayotganligini, biroq g'arb aldiri o'sak so'zlarni tarqitib, taraqqiyotga to'sqinlik qilayotganligini bildirib, yig'inga qatnashgan arablarning ko'zini bo'yashga urinigan. Xabarda bildirilishicha, muhokama yig'iniga Falastin axborot agentligi, Falastin televiziya kanalimi ishtirok qilgan hamda Xitoyning aldamchiligini xabar qilib tarqatgan. Anqara Misrga norozilik bildirdi. 17 yanvar xabariyati to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Misr hukumatining Anadolu agentligi Qohira ishxonasi xizmatchilarini nazorat ostiga elishi sababli Misrning Anqarada turishliq diplomatiya vakili Tashqi ishlar ministrligiga chaqirtildi. Xabarda Anadolu agentligining Qohiradagi ishxona xizmatchilarining nazorat ostiga elinishi sababli Misrning Anqara turishliq diplomatiya vakili Tashqi ishlar ministrligiga chaqirtilib, norozilik yetkazilganligi. Türkiye bilen Mısır arasındaki diplomatik münasebetler 2013 yıldan buyan özara diplomatik vekil turguzuş seviyesi devamlaşkallığı bildirildi. Haberde Mısır sahçeleri 15 yanvar Anadolu agentliğinin Kahire'deki işhanısıga bastırıp girip, cemi 4 hizmetçinin nazaret astığı elip, namelum bir cayığı elip ketkerliki.
ishxonaga kech soat 18 atrofida kelgan Misr saqchilari amonlik kameralari va internetni taqib atigangacha ishxonani tekshirganligi, xizmatchilarning pasport, yonfon va kompyuterlarini musodara qilib, sirt bilan aloqa o'rnatishiga to'sqinlik qilganligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha, vaqadan keyin Misr saqchilari ishxonaga borgan Anadolu agentligi advokatiga xizmatchilarni tutqun qilish sababi to'g'risida ma'lumot berishni rad qilgan. Çapçalının özüdüla Xitayının qara tizimlikiga tushgan qazaq va uyğurlar 30 mingga bardi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Qozog'istondagi qazaq lager shoiyatlaridan 47 yoshli Baqit Ali Nur 2017-yilning 10-oyining oxirlari Qozog'istondan savdo qilib qaytganida tutqun qilinib, elining Çapçal noyisidagi lagerga solangan. U bu lagerda 1 yil 8 oy yetish jarayonida jigar yallug'i va o'pki yallug'iga giriptar bo'lgan hamda bo'rak va boshqa ichki a'zolardan jami 9 xil o'xshamagan kasallik paydo bo'lgan. U 2018-yilning 11-oyining 16-kuni oilasiga qo'yib berilgan. U radioning ziyoratini qabul qilganda alam bilan meningdek sapsoq bir odamni, ya'ni oilasini beqish uchun tinmay emgak qilib yurgan bir erni Xitoy rejimi 1 yil qiynab og'riqchan qilib qo'ydi. U joyda yetibotganlar hozir qanchalik qiynalayotgandi dedi. Baqit Ali'nin bildirishicha, uning cho'ng qizi Xitoydagi bir oliy maktabni bitirib kelganda ekan, Çapçaldagi ma'lum mahalla komitetiga ma'murlikka o'rinlashgan ekan. Uning qizi bu xizmat jarayonida Çapçalning o'zidan qozoq tizimlikka kirgizilgan qozoq, uyg'ur ma'murlar, ishchi xizmatchilar va kadrlarning arxivlarini ratlashga qatnashgan ekan. Baqit Ali'ni dastlab uning cho'ng qizi Qozog'istonga davolatishga olib chiqqan. Orqadan uning ayoli Gulnar erining Qozog'istonda sakratqa tushib qolganligini isbotlab dairelerge toxtumay arız kılgan. Bunun neticesi de Xitay daireleri onun balları bilen 2019 yılı Kazakistan'a çıkışıgı yol koygan. Gülnar Hanım, radyoğu Şarkı Türkistan'ın yakınkı vaziyeti hakkıda körgen bilgelerini anlattı. Baqit Ali lagırgı elip ketilgenden ken, umu mahalli komitetinde kündü 10 saatten siyasi ögünüşke katnaşkan. Gülnar özünün bu jarayanda iqtisadi ruhi cihetlerden iğir küllerini beşidin keçirgenlikini, atrofidagi uyg'ur ayol qo'shinlarining o'zidanmi og'ir vaziyatda ekanligini bildirdi. Ma'lum bo'lgandek, dastlab lagerlarning barligini dunyodan yushirib kelgan Xitoy rejimi 2019-yildan boshlab lagerlarni kasbiy tarbiyalash markazi sifatida pardozlab ko'rsatishga boshlagan edi. Gulnar xonim Xitoy doiralarining chapchaldimi shundoq ko'zbo'yamchilik o'yinlarini o'ynaganligini chet ellik muxbirlar yoki ziyoratchilar kelganda o'zlari maxsus tanlab bekitgan kishilarni ko'rishishga o'rinlashtirganligini oshkorildi. Şehit Çağlar İmam Hatip okutkuçularına Şarkı Türkistan vaziyeti tanıştırıldı. 16 yanvar İstanbul Küçükçekmece rayonundaki Şehit Çağlar Cambaz İmam Hatip Uttur Mektebi okutkuçularına Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvali tanıştırıldı. Faaliyetini Türkiye Kadırlar Birleşmesi bilen Mağarip Birleşmesi İmam Hatip Uttur Mektebi teşkilleyen bulup, faaliyetke Şarkı Türkistan Mağarip ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Koşumçu Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan teklif bilen katnaştı. Faaliyette Hidayetullah Oğuzhan Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti temasida toxtulup, Xitay tecavüzcilerinin Şarkı Türkistan halkını kırıp tügütüşünü planlaganlığını, Şarkı Türkistan'da ceza lagerlerini tesis kılıp, halkını dini ve milli kimlikten vazgeçişki mecburlavatkallığını, Şarkı Türkistan halkının halkara cemiyetinin köz aldığı kırgınçılıkı düşkülavatkallığını alahidi tekitlep ötü. Albaniya İranlık iki diplomatını halanmagan adam ilan kıldı. Albaniya hükümeti İran'ın Tiran'da turuşluk elçihanesinde işleydiğen iki diplomatını halanmagan adam deb ilan kıldı. Albaniya'nın Avrupa İşleri Koşumcu Taşkı İşler Ministeri Vekili Gent Sakac bayanat berip, Muhammed Ali Aris Pei Manamati ve Seyyid Ahmet Hüseyin'i Alast isimlik İranlık iki diplomatının diplomatik münasebetlerine alakadar Viyana ehdinamesi prensiplerine zıt hareketler bilen şugullanğallıkı üçün halanmagan adam deb ilan kılınğallıkını eskertip, İran İslam Cumhuriyeti'nin iki vekilinin Albaniya Cumhuriyeti zeminlerinden baldırlık yıraklı işleri talep kılındı diğerlerine kayıt kıldı. Albaniya daireleri 2018 yılının dekabr ayında mı İran'ın Tiran'da turuşluk elçihanesinde işleydiğen iki diplomatını halanmagan adam deb ilan kılgan idi. Xitay'dan tarqalgan SARS'ka okşaydığan virus Yaponiya'da mı bayqaldı? Xitoyning Wuhan shahridagi bir beliq bozordan tarqalganligi ma'lum bo'lgan SARS'ga o'xshaydigan virus Yaponiyada ham bayqaldi. 16 yanvar payshanba kuni Yaponiya doiralari yaqinda Wuhanga berib kelgan bir kishining bu virus bilan yuqumlanganligini dalilladi.
2 gün aldıda Tayland dairleri Taylandqa sayahatke kelgen bir Xitay ayalning bu virus bilan yuqumlanib doktorxonaga elinganligini e'lon qilgan edi. CNN televiziyasining xabar qilishicha bu kasallikning Yaponiyada bayqalishi Osiyo davlatlarida andisha qo'zg'adi. Mazkur virus 2002-2003 yillari Xitoydan boshlanib 34 davlatga tarqalgan va 700 dan ortiq kishining jeniga zamin bo'lgan SARS virusi bilan o'xshash tipliq virus ekan. Bu virus Xitoyning Wuhan shahridagi bir beliq bozoridan tarqalgan bo'lib, 1 yanvar kundan e'tiboran bu bozor pechatlangan. Bu bozorda beliqdan boshqa qo'sh, to'shqan va yilan qatorliq boshqa jonliqlar ham setildi ekan. Navbatda mutaxassislar bu virusning manbasi ustida jiddiy izlanmoqda. Biroq Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining oshkorlashicha yuqorqi har ikki bemor o'zlarining yaqin mazgilda Wuhandagi bu beliq bozorini ziyorat qilmaganligini aytgan. CNNning xabarida aytilishicha Wuhandan kelgan bu sayohatchi ayol bir bo'lsa bu virusni boshqa bir odamdan yoki boshqa bir beliq bozoridagi hayvondan yuqtirib olganlik ehtimolligi yuqori ekan. Biroq tadqiqotchilar birinchi xil ehtimollikni, ya'ni odamdan yuqqan bo'lish ehtimolini yuqori deb mo'lchargan. Hozirgacha bu virus sababidan bir odam jinidan ayrilgan. Bir qancha 10 kishi davolashga ilingan. Biroq bu virusning odamdan odamga yuqish ehtimolligi jiddiy andisha qo'zg'amoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tabshirmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.